Bu videoda ikili sayı sistemi, evet, ikili sayı sistemi veya iki tabanlı sayı sistemi ile 16'lık sayı sistemi yani 16'lık taban arasındaki ilişkiyi incelemek istiyorum. Bu konunun ilginç olmasının sebebi 16'nın 2'nin bir kuvveti olması. 16'lı sayı sistemi, ikili sayı sisteminin neredeyse yoğunlaştırılmış bir gösterimidir desem yeridir. İkili sayı sisteminin bilgisayar biliminde ve bilgisayar mühendisliğinde yaygın bir şekilde kullanıldığını daha önce konuşmuştuk. İkili sistem birçok teknolojinin temelinde yatan sistemdir. Fakat 16'lı sayı sistemi de çokça karşımıza çıkar çünkü iki tabanlı sayı sisteminin bir Dediğim gibi yoğunlaştırılmış gösterimidir. Şimdi bununla ne demek istiyorum? Herhangi bir sayıyı iki tabanında yazalım. Diyelim ki elimizde 1 0 1 1 0 1 1 1 ve 0 sayısı olsun. Biliyorsunuz ikilik sistemde rakamlarımız 0 ve 1 sadece değil mi? Bu iki tabanında bir sayı. Hatta bunu parantez içinde belirtebilirim. Evet bu bir ikili sayı gösterimi. Bunu 16'lı sayı gösterimine dönüştürmek istiyorum. Şimdi videoyu durdurup bunu kendi başınıza denemenizi istiyorum. Evet. İki tabanından 16 tabanına direkt olarak dönüşüm hakkında size bir ipucu vereceğim. Burada hangisinin 16. basamak ve hangisinin 256. basamak olduğunu önce bir düşünelim. Bu doğrudan dönüşüm için size yardımcı olabilir. 2 ve 16 tabanı arasındaki dönüşümde 10 tabanı üzerinden gitmenize gerek yoktur. Yani sayıyı önce 10 tabanına çevirip sonra 16'lık tabana dönüştürmeyle uğraşmanıza gerek yok demek istiyorum. Aslında bu konunun en eğlenceli yanı da bu. Özellikle de bu iki taban arasındaki geçiş gayet kolaydır. İlk olarak 16'nın kuvveti olan basamakları bulmamız gerekiyor. Burası birler basamağıdır. Bu sayılar size elimizde ne kadar 1 olduğunu söylüyor diye düşünebilirsiniz. 1'ler, 2'ler, 4'ler ve 8'ler. Birler basamağında hiç yok. 2'lerden, 4'lerden ve 8'lerden birer adet var. Buradaki değer 0 ile 9'dan hmm, sonra, değil mi? 9'dan sonra 10'a Büyük A, 11'e büyük B, 12'ye büyük C, 13'e büyük D, 14'e büyük E ve 15'e de büyük F sembolünü verirsek ki bunlar 16'lık sistemin rakamları, burası o zaman 0 ile büyük F arasında bir değer alacaktır. Buradaki büyük F 15 anlamına geliyor. Yani 0 ile 15 arasında bir sayı olacak ve bu da 16'lar basamağıdır. Farklı bir renkle göstereceğim. Tam olarak burası 16'lar basamağı. Yine 0 ile 15 yani F arasındaki bir değer kadar 16'ya sahip olabiliriz öyle değil mi? Yani 4 basamaklı ikili sayıları göz önüne aldığımız zaman burası 0 ile F arasında olacak yine. Evet. Buradaki tüm bu şeyler yine size elinizde ne kadar 16 olduğunu söylüyor. Bunlar ise size ne kadar bire sahip olduğunuzu söylüyordu. Burada sadece bir basamak kalmasına rağmen bir sonraki dörtlüden devam edebiliriz. Bu basamakta 256'lar basamağı. Evet. Burası bir sonraki dört basamak olacaktır. Gerçekte sadece bir basamak var. Fakat aslında bu bir, bu iki, bu üç ve bu da dördüncü basamaktır. Burası da 0 ile 15 yani f arasında bir sayı olacaktır. Yani elimizde bu kadar 256 olacak. Umarım bu size birazcık yardımcı olmuştur. Bunu bir ipucu olarak kabul edersek videoyu yeniden durdurmanızı ve bu sayıyı 16 tabanında ifade edip edemeyeceğinizi deneyip görmenizi istiyorum. Peki, hadi şimdi de beraber yapmaya çalışalım. Elimizde ne kadar 1 var? Yani buradaki 4 basamaklı sayı nedir? Bu sayı 8 artı 4 artı 2. 8 artı 4 12 eder ve 2 daha eklersek 14 olur. Yani bu sayı 14'tür. 16'lı sistemde bunu nasıl gösteririz? Çünkü 14 bu sistemin bir rakamı. 14, 15'ten bir eksiktir. Yani bu durumda E ile göstereceğiz değil mi? Evet bu sayı E olacak. Bu sayı E e 14 sayısının 16'lı sistemde gösterimi ve 15 sayısının gösterimi olan F'den hemen önce geliyor. Tamam. Peki. Şimdi elimizde ne kadar 16 var? Bakalım. 3 8 yok. Bir tane 4 ve bir tane 2 var. Yani elimizde 6 tane 16 var. Evet, elimizde 6 tane 16 var. Peki, son olarak elimde ne kadar 256 var? Elimde sadece bir tane 256 var değil mi? Bir tane 256. Artık bu sayı 16 tabanındadır. Bunu da parantez içinde belirtelim. Evet. Buradaki sayı yani 1, 6, e 16 tabanında bir sayıdır. 1, 6, e. Sanırım bu sayıyı

14 tane 1 falan gibi de adlandırabilirsiniz. Sonunda bu 16'lık sayıyı okumak için daha iyi bir yol bulmak zorundayım. Eğer bu sayının ee, bizim yaygın olarak kullandığımız onluk sistemde ne olduğunu merak ediyorsanız bunu bir tane 256 artı 6 tane 16 ve bir tane 14'ün toplamı olarak yazıp 10 parmağımızı da kullandığımız bizim sisteme çevirip ne anlama geldiğini kolayca algılayabiliriz. Bunu yapmaya çekinmeyin olur mu?